Bu beyaz hücrenin oluşması, bir tane de büyük yıldız var. Bu beyaz hücrenin oluşması 250 milyon sene önce. Sirius B. Sirius B. Şimdi bu beyaz hücre 250 milyon sene önce oluştuysa, oluşurken nasıl oluyor? Bu güneş de aynı olacak. Genişliyor. Sonra gezegenlerini itiyor. Hatta veya yakıyor, içine alıyor, yakıyor. Bazılarını itiyor, bazılarını yakıyor. Ondan sonra orada hayat kalmaması lazım. Ama bu Marduk o sırada işte bu sistemden kopmuş olabilir. Aynen öyle. Ve yani güneş sistemiyle birlikte senkronize hareket ediyor olabilir. Ama bu zamanda insan var mıydı, yok muydu onu bilemiyoruz. Yani oradaki Marduklular var mıydı, yok muydu? Çünkü evet. 250 milyon sene önce. Bayağı ama eski. Olma ihtimali de var. Çünkü Zekeriya Sıhhi şöyle diyor. Onun uyduları çarpınca hayat tohumunu aşıladı dünyaya. Yani oradan kopan aslında parçaların Tiamat'a gelmesi, Tiamat'ın bölünmesinden dünyaya akması falan gibi. Genetik yakınlık zaten oradan kurulmuş. İşte tabii yani o genetik yakınlık birebir onlar da bizim gibi zaten. Bizim gibi evet. Elleri, kolları, ayakları olan işte Görsen ayıramazsın arkadaşından. Aynen. Tabii. Aslında ondan sonra olaylar şöyle gelişiyor. Bu kısımlar çok anlatıldığı için belki oraları hızlı geçebiliriz. Olsun, i̇şte Anu'nun dünyaya gelmesi, kendisine bir darbe yapılmasından sonra dünyada tekrar konumlanması, hatta orada altın madenlerinin olduğunu tespit etmesiyle ilgili anlatılardan sonra evet. Anu tekrar geliyor, iktidarı ele geçiriyor ve dünyadaki bu altın meselesi de Anunnakilerle illa altın mutlaka ilişkilendirilmiş bütün anlatımlarda. Evet. Yani bu altın bunlar için çok değerli. Tabii. İşte bunu da gezegenlerinin belki uzun 3600 yıllık bir mesafe kat ederken 1800 yıla gidiş, 1800 yıla geliş, bunun büyük bir kısmında da biraz güneşin etrafında dönerken sıcaklar, biraz Sirius sisteminde dönerken sıcaklar ama arada soğuklar. Evet. Gezegenlerini daha çok sıcak ve çok soğuk. Gezegenlerini yaşanabilir kılmak için altına ihtiyaçları var diye anlatılar var. Nanoteknolojiyle altını atmosfere serpip bir hale getirip yani atmosfere serpip işte bu soğuktan ve sıcaktan gezegeni korusun diye düşünüyorlar. Anu geldikten sonra da bunun iki tane oğlu var. Enki, Enlil. Evet, şimdi, bir de aslında kız var. O pek ifade edilmiyor ama insanın yaratılışı noktasında yani Anunnaki hikayesindeki insanın yaratılışında bayağı etkili bir karakter o. Kim o? Ninhursag. Ninti diyorlar. Bunların bir tanesinin kardeşi mi bu? Aslında ikisinin de üvey kardeş. İkisinde bunlar zaten kardeş. Bunlar zaten. Ama bunlar ayrı anneler. Bunlar da ayrı anneden. Öbürü de ayrı anneden. Ha, babaları aynı hepsinin. Babaları aynı. O zaman şöyle yaptık. Üç kardeş oldu. Ninhursag. Ninti diyelim. Ninti diyorlar. Evet. Tamam. Bunlar böyle üç kardeşler. Evet. İnşallah bir şey olsaydı burada gösterebilseydik ama şöyle. Yukarıda Anu var. Burada Enlil. Burada Enki. Ortada da Ninti. Ninti diye bir kardeşleri var. Anu tabii sonra yönetimi ele geçirince bunun büyük oğlu Enlil, küçük oğlu Enki. Evet. Bu büyük. Evet. Enlil büyük. Evet. Enki küçük kardeş. Evet. Enki'yi dünya misyonunun başına getiriyor. Enlil'i de o sistemin hem... Dünyada ne yapacak? Altın çıkartacak. Tabii dünyada gidip altın çıkartma işini Enki'nin üzerinden yani Enki'ye dünya... Yani sen dünyadaki işleri başında dur. Abine bağlı olarak çalış. Abine bağlı. Abin de bizim burada dursun. Evet. Ve çoğu zaman hatta Enlil de dünyaya gelmiş. Evet. Bu da çok anlatılıyor. Onu nereden anlıyoruz? Tabletlerde var mı? Tabletlerde var bunlar. Evet. Yani Enki dünyada bu misyonu idare etmeye başlıyor. Hatta ilk 600 tane Anunnaki ile geldiği gibi rakamlar da var. Ben tabletlerde açıklamalarında görmüştüm onları. Yalnız burada bir plan var. Yani yapacakları iş belli. Yapacaklar hepsi belli. Bunlar Nibiru gezegeninin insanları diyelim öyle anlatalım. İgigiler hatta bunlar. İgigi. Bunlar daha Anunnakilerin şeyi gibi böyle işçileri gibi. İşçisi. Yani işçilerin başında Enki var. Aynen. Ama bunlar Enki yukarı rapor veriyor abisine. Abisine rapor, rapor veriyor ama yapacakları işte belli. Belli. Altın çıkartacaksınız. Tabii. Enki bu işi organize ederken yani altın çıkarma işini organize ederken Enlil ondan atıyorum 10 bin yıl sonra mı ne tam tarihleri hatırlayamıyorum. Bunların ömürleri de uzun onu da anlatalım. Zaten onların şimdi 3600 yılda bir yaşına geliyor bunlar. Yani gezegenlerin dönüş periyodu öyle. Tabii 3600 yılda bir yıl geçtiği için. Dünya yılına göre 3600 yıl geçiyor. Onlar bir yıl yaşamış oluyor. Yaşam formları ona uygun. Yani dünyaya gelince dünyada etkiliyor onları biraz kısalıyor değil tabii mi? Tabii yaşam formları ister istemez dünyanın o iklim şartları, yaşayış şekli vesaire. Periyot, dönüş periyodu kısalıyor. O yüzden de aslında şeyleri hep değiştirmişler. Kralları değiştirmişler zaman zaman. Ha. Ve Enki bu olayları başlatınca Enlil de geliyor. Hani
uzay araçlarının rahat gelip gidebileceği bir üs kuruyor dünyada hatta. Tamam. Ve artık... Onu nerede kuruyorlar? Onu da Mezopotamya topraklarında kuruyorlar, Sümer'de. Tamam. Ama Sümer yok daha ortada. Tabii Sümer yok. Hani coğrafya olarak hani coğrafya bilinsin diye söylüyorum. Yoksa daha Sümer Mümer ortada yok. Yani bunlar 450 bin yıl. Yani bunların dünyaya ilk gelişi 450 bin yıl önce gelmiştir. Evet. Bütün anlatılar onun üzerine kurulu. Evet. Adamlar 450 bin yıl önce yani uzay araçlarıyla seyahat edebilecek bir teknolojiye erişmişler. Yani artık nasıl bir muazzam medeniyetleri var, bunu da oradan anlamak gerekiyor. Ve geliyorlar, geldikten sonra uzun bir süre bu İgigiler, bu madenlerde... İşçiler yoğun çalışmanın sonunda 150 bin yıl sonra isyan ediyorlar. Yani, pes ediyorlar yani. Geldiklerinden 150 bin yıl geçince yani 450 bin... Peki bunlar bu altını çıkartmaya çalışıyorlar. Tabii çıkartıyorlar. Bu altının çıkartıldığına dair dünya üzerine şimdi araştırma yapınca... Tabii bu Afrika'da... Bu eski madenler falan bulunuyor mu? Afrika'da bir sürü maden, Güney Afrika'da bir sürü maden bulmuş. Bilim adamları karbon testlerini yapıyorlar. Milattan önce 40 binlere, 50 binlere hatta daha geçmişe hala araştırmalar devam ediyor. Şey tarihlenenler var. Radyoaktif mesela işte uranyum, muranyum yatakları falan. Onlar yani buldu. Belirli bir bölge Afrika'da bir yer var. O etraftaki herkese öldürüyor mesela, kanser yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Bir araştırıyorlar. Eski, çok eski. Senin dediğin gibi. Tabii. Şey yatağı. Maden yatağı, hatta orada tesisin tesisler şeyleri bile var. Tesisler var. Çok hatta o, yani o acayip teknolojik evler falan var, evet, orada. Çünkü Enlil'de bir ara oraya gitmiş, incelemelerde bulunmuş kendisine. O geliyor, bakıyor işler yürüyor mu yürümüyor mu, gene sonra dönüyor. Sonra dönüyor. Bunlar geldikten 150 bin yıl sonra yani 300 bine geliyorlar. Evet. Şimdikinden 300 bin sene önceki hali. İgigiler isyan başlatıyor. Ya diyorlar ki neden? Biz bıktık. Bıktık, çalışamayız. Zor iş. Ay, yani. Değiştirmiyorlar mı yani gezegenden yenileri gelmiyor? Onların sayıları az ama yani Anunnaki gezegenindeki insanların sayısı az. Bir de bu İgigilerin sayısı daha az. Neticede bir de bunlar böyle kraliyet ailesi yani soyları falan geniş ama kraliyet makamını da 12'li bir yapıyla yok, idare ediyorlar. Dünyadaki kalan ameliler hep aynı adamlar mı? Değil, değişiyor. Tabii değiş tokuş yapılıyor. Yani gezegen yaklaştıkça, evet, her dönüşünde uzay gemisiyle onlar gidiyor, bunlar geliyor. Zaten uzay gemilerinin nereye ineceğini, hangi lokasyonla gelmeleri gerektiğini, Ağrı Dağı'nı da baz almışlar. Evet. Daha rahat inip çıkabilsinler. Bunlar diye. Sümer tabletlerinde. Sümer tabletlerinde birebir bir Zekeriya Sıkkı'nın kitaplarında da var. Var. Aslında Sümer tabletleri yani Zekeriya Sıkkı yazmış ama onun haricinde başka kaynaklarda da buna benzer zaten anlatılar var. Var. O, evet, da onu destekliyor. Ondan sonra İgigiler isyan edince bunlar bir çözüm üretmeye başlıyorlar. Yani ne yapalım, ne yapalım? Ya bizim o zaman yeni bir şey yaratmamız lazım. Fakat bunlar dünyada yaşarlarken maymunları görüyorlar ve insan haline dönme ihtimali olan maymunları görüyorlar. Homo erectuslarla karşılaşıyorlar yani dünya içerisinde bunlar bu işleri yaparlarken. Yani dünyada da bir evrim gelişmiş belli bir yere. Evet. İnsan değil ama İnsan maymun olsa, da değil. Böyle zeki ama çok da böyle anlamıyor, şey komutları anlamıyor, konuşamıyor. Bunlarla karşılaştıklarına dair de yine metinler, bir sürü metin, evet, var Sümer tabletlerinde. Zaten bu şeyde Gılgamış destanında da var. Gılgamış'ta da var tabi. Gılgamış'ın arkadaşı neydi adı? Enkidu. Enkidu mesela, o yarı hayvan yarı insan, tabii, öyle tarif ediliyor. Şimdi bu işin içinden çıkamayınca hatta bu isyan olduğunda... Yalnız burada şunu söyleyelim. Bu şimdi Sümer metinlerinde ama senin anlattığın 450 bin yıl, 150 bin yılda çalıştılar, isyan ettiler, 300 bin yıl. Ama Sümer bizden 7 bin yıl önce, tabii, veya 5 bin yıl önce. Şimdi bu aradaki bütün bu şeyler, bu bilgiler 300 bin yıl sonraki Sümer medeniyetine gelmiş. Nasıl gelmiş, evet. Yani bu bilgiler 300 bin yıl, insanlar bunu anlata Sümerliler bunu kayda geçirdiği için biz biliyoruz. Yazıya döktükleri için. Yazıya, ondan önce yazı olmadığı için bilmiyoruz ama bunlar hep sözlü anlatılmış gelmiş. Tabii. Yani Sümerlilerin birlikte yaşadığı bunlar şeyler değil. Değil. Çok. Yani bu anlatılan efsanevi durumu Sümerliler kayda geçirmiş. Aynen öyle. Öyle onların anlayalım. Yaşamasıyla ilgili bir durum yok. Yani Sümerliler yaşadı diyorlar da Sümerliler yaşamadı onlarla. Yok, hiç alakası yok. Bunlar böyle isyan hareketi başladığında Enlil'de tam o sırada dünyada. Hatta Enlil'in evine kadar baskına geliyorlar. Enlil de bunları sakinleştiriyor falan. Oturuyor. Yani bu işe bir çözüm bulmamız lazım. Evet. Hemen Enki devreye giriyor. Çünkü Enki'nin genetikle ilgili çok... Daha önce çok... çalışmış mı? O bir şeyler araştırma yapmış mı? Hayvanlar üzerinde, şunlar bunlar üzerinde. Enki çok çalışma yapmış. Hatta dediğiniz gibi öyle varlıklar üretmiş ki. Mesela vücudu at, kafası insan. İki başlı... Onlar da gelmiş... Asurlarda var, şeylerde var. Sphinx.
bütün her yerde o çizimler var zaten. Var. Yani bunlar böyle bir sanatçının hayaliyle üretebileceği şeyler de değil, değil yani. Değil yani. En ki genetik faaliyetlerin orada devam etmiş. Başka varlıklar bir ayrı bir bölge yapmış kendisine, aynen, laboratuvar gibi. Kendisi çünkü genetik alanında uzman zaten, evet, yani uzmanlığı o. Ve bu problem kendisine anlatınca tamam ben bu işi çözerim diyor. Tamam. Madem böyle bir problemimiz var, bu problemi ben çözerim diyor. Ve kardeşi Ninti. Evet, Ninti'ye. Ninti, bu Ninti'nin zaten iki tane anlamı var. Bakın çok enteresan. Bu da dünyadan mı o zaman? Bu da dünyaya geliyor. Ha, şeyle, gezegenden. Enlil'le geliyor beraber. Enlil'le beraber geliyor. Ninti de ti kaburga demek, hem de yaşam veren demek. Ha. Çok enteresan bir şey yani, var. Yani ti kaburga, nin yaşam veren. Yaşam veren. Ninti olduğu zaman da yani kaburgadan zaman o, yaşam veren. O zaman onun dünyadaki ismi mi bu, yoksa öbür taraftaki ismi başka bir şey olabilir? Belki de başka bir şey ama burada yani Sümer tabletlerinde Ninti diye geçmiş, evet, ismi. Buna da baş sağlıkçı diyorlar. Yani hastaları tedavi etme özelliği falan var. Bunun şeyi ne, amblemi? Yılan mı? Yılan şeyin. Enki'nin. Enki'nin. Ninti'yi şu an tam hatırlayamadım. Onun tamam, da bir amblemi vardı ama. Enki de diyor ki bana Ninti'yi verin, biz beraber bu işi çözeriz diyor. Ve buradaki kavramlar bence üzerinde bayağı düşünülmesi ve incelenmesi gereken kavramlar. Ve birbirini de bağlayan kavramlar. Bu Homo Erectus üzerine bayağı çalışıyor. Neandertal'dan sonraki Homo Erectus. Ve bakıyor ki eğer diyor biz bir varlık yaratacaksak, yeni bir varlık yaratacaksak en azından bunun eğilen, bükülen ve az çok komutları anlayıp itaat edebilen bir varlık olması lazım. O denemelerin çoğu sonuçsuz kalınca Sümer tabletlerinde anlatılan bir şey var. Enki'nin ısrarla bir kilden birçok maddeyi karıştırıp bir şey yapma ısrarı var. Bunu böyle defalarca anlatmış. Kile şunu kil dediği ne? İşte bunu şöyle bağlayabileceğim. Şimdi tekvinde Adem'in ismi Adama. Adama diye geçiyor. Evet. Ve Adama'nın... Tekvin dediğin Tevrat. Tevrat. Yaratılış. Yaratılış kısmında. Tamam. Pardon. Tevrat'ın tekvin bölümünde tekvin diyecektim. Bölümünde. Pardon. Tekvin bölümünde Adem'in ismi Adama diye geçiyor. Ve Adama'ya can verdik diye bir tabir var ya. Bunu Zekeriya Sitchin şöyle demiş. Bu can kelimesi doğru bir çeviri değil demiş. Yani bizim Kur'an'daki yapılan çeviriler gibi. Evet. Bu can kelimesinin eşitleri nefes demiş. Hı. Ve nefes de nefeşle özdeşleştiriyor onu. Nefeş de kan demek onlarda. Nefeş şöyle İbranice'de Arapçadaki S sesi şeye dönüşüyor. Ve nefeş de şey oluyor onlarda. Yani nefes nefeş ama aynı zamanda onu kan olarak da kullanıyorlar. Evet. Yani Adem'e kan verdik gibi bir kavram var orada. Ve Adem'in bu Adama isminin Akkadça'da Adamotu kırmızı toprak anlamına geliyor. Mesela hep Adem'in yaratılmasıyla ilgili çok enteresan bir tabir kullanılır. Kırmızı topraktan yaratıldı diye. Evet. Yani bu kırmızı toprağa çok özel değiniliyor. Şimdi bu nereden gelmiş? İşte çok enteresan bir yere gelecek burası. İbranice terimi, kırmızı olan bir kavram var. Adom. Adom'a kırmızı deniyor. Edom. Edom. Edom kırmızı toprak ülkesi. Mesela Yakup'un, aynen, ikiz kardeşi Esav kızıl tüylü olarak doğdu. Aynen. Ve ondan büyük abilik hakkını kızıl çorba vererek almıştı. Yakup aldı. Yakup Esav'dan yorgunken geldi, ona çorba yapmış. Dedi bana büyük abilik hakkını verirsen sana çorbamı veririm, vermem başka türlü. O çorba kırmızı çorba diye geçiyor. Tüylerle kaplı, vücudu da kırmızı tüylü. Hmm. Evet, evet, Esav öyle anlatılıyor şeyde. Ve kan için kullanılan kelimenin kökeni de adam. Yani adam. Adem denilen, Adama'dan türeyen bu kelimenin biz o kırmızı toprağın en kökenine indiğimizde karşımıza kan diye bir kavram çıkıyor. Evet. Ve kırmızı kan. Ya aslı bunun kan diyorsun. Aslı bunun kan. Yani bütün o zaman kanımı karıştırmış oluyor. Ve onunla da yetinmiyor. Çünkü o kilin içerisine, o kili de aslında daha farklı bir şeye özdeşleştirmiş. Bu yine Sümer dilinde ikili bir anlatım var. Aynen Kur'an-ı Kerim'de ve Tevrat'ta olduğu gibi. Kur'an'da ikili anlamlar üzerine kuruldu var, diyor ya. Evet. İşte demek ki aynı kaynaktan geliyor ki Sümer'deki metinlere baktığımız zaman da anlatılan bütün kelimeler hep o ikili kavram vermişler. İşte Ninte'de olduğu gibi yani. O ti kimi zaman kaburga, kimi zaman yaşam. Evet. Kaburgadan yaşam veren anlamına geldiği gibi kaburgalı insan, kaburgalı bir varlık anlamına da geliyor. Ha, bunu neye bağlayacağız? Adem de iki kavrama oturuyor o zaman. Topraktan gelen Adem, kandan yapılan Adem. Evet. Gibi bir kavram oluşuyor. Ve bunu nerede yapıyorlar? Bu faaliyetleri Şimti denilen bir yerde yapıyorlar. Şimti'de nefes verilen ev. Yani bu Enki ile kardeşinin, yani bu kız kardeşinin, Ninti'nin çalışma yeri de Şimti diye bir yer. Bu Şimti'de yaşam rüzgarının üflendiği ev diye çevrilmiş orada.
Ve yani buna, bir yerde şey laboratuvar demek. Laboratuvar ve mesela o faaliyetleri yaparken önce ellerini yıkadı diyor, temizledi, kille bilmem ne yaptı. Yani laboratuvarda ama steril bir ortam oluşturuyorlar orada. Evet. Bir varlık yaratacaklar. Ve bir şey daha eklemek istiyor içine. TEMA diye bir şey. Bu TEMA ile ilgili bu Oxford'daki iki tane bilim adamı, Lambert ve Millard diye iki tane adam var. Bunlar araştırmışlar, buna kişilik ekledi demişler. Yani Enki'nin o karışımı neyse. Kişilik ekledi, ne demek o? Şimdi adamı biz benzeyişimizde ve suretimizde yarattık diyor ya. Suret aynı bizim gibi. Şekil, şema, el, kol, yüz bizim evet. gibi. Bizim suretimizde ama bir de benzeyişimizde. Yani bizim gibi duyguları, düşünceleri, hisleri olan bir varlık olsun istiyoruz. O zaman kendi genetik yapılarından verdiler. Aynen. İşte bunun Akatça'daki şeyi şöyle çevirmişler. Hafızayı yerinde tutan, barındıran öz demişler Teama'ya. Ve o da bizim günümüzde bilimsel olarak karşılığı gen. Yani. Evet. Ve diyor ki şimdi bunları diyor karıştıracaksın. Önce diyor Homo erectus'un yumurtasıyla birleştireceksin. Yani kadından alıyor. Tabii bir döllenme meydana getiriyor. İnsan yani o Homo erectus'tan zaten bir faaliyetler yapıyor. Önce onu bir hazır hale getiriyor. Sonra bu karışımı alıyor, onun yumurtasıyla döllüyor ve daha enteresan bir faaliyet yapıyor. Kendi geninden, bir tanrının geni olması lazım diyor Enki. Kendi geninden fazlaca miktarda koyuyor ve eşinin rahimine yerleştirip eşinin mi, nintinin mi? Zaten aynı zamanda eşini, bu üvey kardeşi, ninti eşi mi aynı, eşi aynı zamanda. Ve bunun yani, için eşi yapıyor biliyor musunuz? Şimdi kendisi küçük kardeş ya. Büyük kardeş kendisinin yerine geçecek yani. Babasının yerine büyük kardeş geçti. Kendisi geçmek istiyor. Kendisi geçemediği için geçmesinin bir yolu var. Kendi soyuyla geçebilir. O da nasıl? Ninti ile evlenecek. Üvey kardeşimle evlenirsem ondan bir çocuk doğarsa soy bağı daha yakın olacağı için ister küçük çocuk olsun ister büyük çocuk olsun bu çocuk başa geçer diyor. Evet. Yani Enlil orada Enlil'i diskalifiye edemiyor da soyunu diskalifiye ediyor. Soyunu diskalifiye ediyor. Zaten o yüzden savaş da çıkacak bunların arasında. Aynen. Ve daha enteresan bir şey bu. Yani burada çok şey anlatıyorsun sen. Şimdi burada Bizans entrikaları gibi bir şey. Ama bunlar aynen bütün kayıtlarda geçmiş. Geçiyor zaten şimdi. Mesela ben de bir kitap yazıyorum orada. Bu işte Yakup'la annesi Rebeka'nın işte bu kardeşlik hakkını alması etmesi falan filan. Okuduğun zaman tamamen Bizans entrikası. Yani bizim dini kitaplarımızda da var. Ve bak ama şöyle olmuş yani bütün biz büyük bir galaktik sistemden bahsediyoruz. Ve bu galaktik sistemde her bulunan gezegende tıpkı bizim dünyamızda da olduğu gibi yönetime talip olma çok doğal bir şey. Evet. Ve onlar da kendilerini zaten bir yere öykünerek yani biz tamam bütün yaşam Sirius'tan başlamadı ki yani bu Sirius adı bir yerlerden geldi yani neticede bu yaşam. Bunlar da bu kanunları bir yerlerden öğrenmişler. Yani bir yasa var, evrensel bir yasa var. Bu evrensel yasada şey var. Kim daha saf soya sahipse o gelir. Bununla ilgili belgeler de bulunmuş. Bir dönem öyle olmuş. Bir dönemde kaldırılmış. Saf soya sahip değil de büyük çocuk geçmiş. Bu hatta işte biz Osmanlı'da bile var yani. İşte büyük çocuk küçük çocuk kavgası var. O da mesela sonradan o kanunlar da değiştirilmişti. Yani büyük çocuk küçük çocuk ama ben onu biraz daha sembolik olarak anlatmaya çalışıyorum. Neyse sen devam et. Yani bu şeyi hızlıca bitirip diğer konulara geçebiliriz. Tabii, şöyle tabii. oluyor. Yani günün sonunda Enki kendi geninden de kattığı bu varlığa Adapu diyordu. Tamam. Yani Adem gibi adam. Yani bunun aklı başında. Düşünüyor, anlıyor, düşünüyor, konuşuyor. Anıyor, bunu sunuyor, kabul ediyor. Yalnız bu kendini üretemiyor ilk başta. Erkek mi, dişi mi? Adem. Adem erkek. Yani Adapu. Adapu direkt erkek diye geçiyor. Erkek olarak. Daha sonra bir tane de dişi ürettiriyor. Ha, şimdi erkek olarak bir prototip yaptı ama bu şey yapamıyor, üreyemiyor. Dişisini ürettikten sonra da ürettirmiyorlar bir süre. Zaten şey yani eşeğiyle hale getirmediyse yani onu orada bir yeni bir müdahale gerekiyor demek ki. Evet. Zaten bütün kavga oradan çıkıyor. Aslında getirmemek için Enlil ile Enki arasındaki kavga bu yaratılma meselesinden dolayı çıkmıyor bu arada. Enlil memnun oluyor. Tamam diyor yarattık bunlar diyor tabii, çalışsın. Tabii. Eşeğli hale geldiği zaman kavga çıkıyor. Ta ki evet. Ama neden eşeğli hale gelmesi gerekiyor? Bak şimdi burada yarattı. Şimdi Ninti de doğurdu bunu. Tamam bir tane var ortada. Şimdi bunlar hep anılaki bunlar kadınlarına yüklüyor. Şöyle bundan bir tane işe yaramaz. Madenlerde, seri üretim olması lazım. Neden yani. Oldu? Yani madenlerdeki adamlar isyan etti. Onların tabii. yerine bunlar çalışacak. Çok olması lazım. Çok olması için ne yapıyorlar? Çok olması için önce bu anılaki kadınlarına bunları yerleştiriliyor ama artık yani onlar da isyan ediyor. Anılaki kadınları mı geliyor özel? Tabii onları getiriyorlar. Doğum kraliçeleri. Getiriyorlar doğum kraliçeleri. Bayağı onları alıyor bu Ninti. Şeyleri rahimlerine yerleştiriyor. Yani Ninti de onlarla uğraşıyor. Ninti'nin işi o. Bu dünya tarihinde doğum kraliçeleri diye geçen onlar. Onlar. Yani Anunnakilerin doğum yapan evet. Adam doğuran kadınlar.
Aynen öyle. Daha sonra bu Enki hala... Ama bu kraliçeler de isyan ediyor galiba. Onlar da artık biz diyor doğurmaktan yani... çatladık, yorulduk, bittik. Yani bu işe de bir çözüm bulunsun. Bir de diğer taraftaki işte istasyonları var. Orada çalışanlar da istiyorlar, öbürleri istiyorlar. Her taraftan işe yarıyor bu çünkü. Tabii. Yani biz çalışmaktan bıktık yani. Madem böyle de bir prototip yarattık, bunu olduğunca üretelim gibi bir kavram var orada. Yani şey gibi, bugün mesela bir yapay zeka robot ürettik. Bundan devamlı olsun, fabrikalar kurulsun. Olsun. Ama tabii, burada fabrika değil de organik bir şey olduğu için Marduk'tan kadınlar geliyor, Nibiru'dan. Onlar doğuruyor ama doğru fazla ihtiyaç olduğu için doğurdu. Onlar da isyan ediyor. Diyor ki biz artık bu işe giremeyiz. Giremeyiz, aynen. Siz buna başka çözüm bulun. O zaman ne oluyor? O zaman da bunların eşeğli üremesiyle ilgili Enki hemen çalışmaları yapıyor, başlatıyor. Burada Enlil'in işte zaten biz gerek Sümer metinlerine, gerek Kur'an-ı Kerim'e, gerek Tevrat'ı, gerek İncil'e ya da bu konularla ilgili anlatılan bütün kitaplar okuduğumuzda hep iki ses duyuyoruz. Yani bir, bu taraf ben haklıyım bu faaliyetlere diye okurken o sesi duyuyorsunuz. İki, şimdi Kur'an'daki o sesleri ayıştırabilir mi? Hangisi hangisi acaba? Şimdi normal şartlar altında baktığımızda, burada yapılan bütün faaliyetlere baktığımızda Enki haklı dersiniz. Yani Sümer tabletlerine baktığımızda Enki haklı. Enki ama şunları yapmış. Kendisi bir şiir bile yazmış. Esas büyük çocuk benim. Benim elimden büyük çocukluk hakkını alıyorlar gibi şiirler bile yazmış tabletlere. Sümer metinlerine var mı? Sümer metinlerine yazmış bunu tabletlere. Yani benim diyor büyük kardeş. Evet. Onu da artık başaramayacağını görünce bu Ninti'den çocuk yapıyor, kız doğuyor. Çocuk yapıyor, kız doğuyor. Çocuk yapıyor, kız doğuyor. Olmuyor. Sonra bir başkasıyla evleniyor. Ondan Marduk doğuyor. Ve o kendi çocuğu tabii. O kendi çocuğu. Ama Marduk'u başa geçirebilmek için de başka entrikalar yapıyor. Fakat şimdi burada Enlil bunlar eşeğli hale geldiği zaman itiraz mı ediyor? Şundan dolayı artık diyor burada bir tür bunlar ve hızlı çoğalıyorlar. Hızlı çoğalıyor bir de şey aklı başında. Aklı başında ve artık aklı başında olduğu için de kontrolü kaybediyorlar bunların üzerinde. O kadar hızlı yani çoğalıyorlar. Bu bize de yarın öbür gün tehdit olur. Şöyle diyor yani biz de kölelikten yani biz artık akıllıyız, üreyebiliyoruz. Yani sanki ona verilen bilgi, Enki tarafından onlara verilen bilgi. Ürediğinizde akıllı şuurlusunuz. Kendi sisteminizi kurarsınız. Sanki böyle Enki çok güzel bir şey yaptı gibi anlatılan bir kavram var burada. Enlil buna itiraz ediyor. Artık sayılar o kadar çoğalıyor ve kontrolden o kadar çıkıyorlar. Kaçıyorlar falan. Eşeğli olduktan sonra çoğalıyor. Eşeğli olduktan sonra. Ama eşeğli olma aşamasında bir itiraz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden sanki öyle anlaşılıyor. Ya Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman yaratılmasıyla ilgili değil de. Yok. İşte eşeğli olma aşamasının hani iblisin itirazı meselesi var ya sen onu anlatıyorsun. Evet evet. O iblisi niye itiraz ediyor? Yani aslında iblisin Kur'an'daki itirazını soruyorsak. Kur'an'daki itirazı. İblisin Kur'an'daki itirazı şu. Kur'an biraz daha farklı anlatıyor tabii Sümer metinlerinden. Yani, onu da biraz bahset. Ya şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an Rab tarafından ve o Meleği Âlâ'nın sakinleri tarafından bunlar işte Anunnakiler aslında yani. Meleği Âlâ, bizim Meleği Âlâ, biz denilen kavram, Elohim ya da tanrılar evet, demişler bunlar, önemli değil. Rabbin bir kararı var orada. Diyor ki, ben yeryüzüne zaten insanı halife atayacağım. Yani bunlar burada üreyip çoğalıp büyüyecekler. Onu söyleyen şey bu Sümer metinlerine karşılığı kim acaba? Sümer metinlerine baktığımız zaman Enki oluyor. O zaman da karşımıza oluyor. Şöyle bir şey çıkıyor. Yani o zaman ama Enlil diyor herkes. Sümer metinlerine bakarsak Enki. Evet. Kur'an'a bakarsak Rab. Ve o zaman öyle bir işte zaten çözülemeyen ve bence işin kilit Işık noktası biraz yani. Yani insanlara zaten bu arada ben sana şunu söyleyeyim. Geçen programda benim Instagram sayfama da yazmışlar. İtiraz ediyorlar. Ya diyor Kur'an-ı Kerim'de alemlerin Rabbi Allah diye söylemiyor mu kardeşim diyor. Ahmet diyor bunu diyor bu Rab kavramını falan filan diyor. Çok kısa. Bu alemlerin Rabbi Allah nedir? Burada bizim anlattığımız olaylarda Kur'an'da geçen Rab kavramı nedir? Bunlar ikisi aynı şey mi, ayrı şey mi? Nasıl ayrıştırabiliyorsun? Onlardan da bahset. Bunun ayrışımını şu çok kısa bir şey anlatayım. Tamam, o şeye bağlanacak. Şimdi Enki ile Enlil arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Enlil diyor ki, ya biz bu dünyaya geldik Enki diyor. Böyle faaliyetler yapıyoruz. İnsanları çoğaltıyoruz. Bunların kaderine müdahale ediyoruz. Acaba bu Allah'ın bize yüklemiş olduğu bir misyon mu? Orada Allah mı Allah geçiyor? Allah geçmiyor da Rab. Yok Rab da geçmez. Orada başka bir kavram geçiyor. Şimdi tam o kavramı hatırlayamıyorum ama çok enteresan bir kavram geçiyor orada. Neyse yani yaratıcıdan bahsediyor. Yaratıcı diyor. Evet, yaratıcı yani gibi bir büyük kavram. Ulaşılmaz evet, aşkın varlık olan yaratıcılarına, evet, kendi inandıkları yaratıcılarından bahsediyorlar. Çünkü onlar da neticede bir gezegendeler ve tabi oldukları, kendilerince dünya, daha doğrusu bir uzay zaman bakışı oldukları bir bakış geliştirmişler. Tamam. Evrene bir bakışları var yani.
Ve diyor ki acaba bu bizim kaderimiz mi yoksa bizim görevimiz mi diyor. Ya bu tartışmayı yani yaşamışlar. Biz bunu yapıyoruz, kendimize göre karar aldık ama aslında yaratıcı mı bizi bu şekilde yönlendiriyor? Yoksa biz böyle yani kafamızda mı iş yapıyoruz? Yani biz bir iş yapıyoruz da hani aslında ona şöyle geliyor demek ki. Yani yaratıcı aslında bizi görevli yaptı gibi. Sanki. Enlil öyle düşünüyor. Evet, ya bu bizim aslında diyor bir misyonumuz. Ya yani bu bizim yaratıcının, yani biz eğer böyle bir uzay bakış açısına, böyle bir evren sistemine bakışımız varsa bunu bizim burada yapıyor olmamız kötü bir şey değil. İyi bir şey diyor. Enlil'in bakışı o. Şimdi Rab tarafına döndüğümüzde, Kur'an-ı Kerim tarafına baktığımızda Rab bir kere şunu çok iyi anlıyoruz ki bir yönetici. Meleği aileyle toplantılar yapan, aralarında tartışma çıkan ki Kur'an-ı Kerim'de biz bunu görüyoruz. Sad suresi 69'da peygamber de diyor ben nereden bilebilirdim Meleği Ala'nın üst düzey yöneticilerin hasımlık yaparak birbirleriyle tartıştıklarını. Orada geçen kelime. Nerede bu Sad suresinde? Sad suresi 69'da diye hatırlıyorum. 69'da neyse ben onun tam şeyini bilemiyorum. Sad 69 olma yani ihtimali yüksek. Numarasını aklımda yok şu anda. Neyse Sad suresinde var yani. Var. Ve bu tartışmanın aslında neyle ilgili olduğunu da zaten görüyoruz sonraki ayetlerde. Anlatıyor altında durumu. Altında durumu anlatıyor. İşte Rab dedi ki ben yeryüzüne bir halife atayacağım. Orada yaratacağım. Orada yaratacağım diyor. Ben diyor. Yalnız orada yaratacağım kavramını da bir açıklık getirelim. Mesela tabii. Halik esması geçiyor orada. Bir de Bedi esmasıyla yaratımı var Allah'ın. Bir de Halik esmasıyla bu arada fark nedir? Aradaki fark biz yaratma fiilinin kullanıldığı her yerde tesfiyeyi görürüz. Yani bir şeylerden yeni bir şeyler oluşturma, evet. Üst üste koyarak bir şey yapmayı görürüz. Halik'te görüyoruz. Halik'te. Ama Bedi'de herhangi bir prototip olmasına gerek yok. Herhangi bir şey olmasına... Tasarım yapıyor. Evet. O tasarımla sıfırdan. Soyut olarak sıfırdan tasarlayıp ortaya koyabiliyor. Ama Halık'la ilgili... Mesela ben de Halık esmasını kullanarak insan olarak bile şunu diyebilirim. Ben telefon yarattım diyebilirim yani. Çünkü bir şeyleri üst üste koydum ve tesfiye ettim. Robot yaratsak mesela biz robotların Rabbi oluruz. Şey yapıyor mesela bizim dayım da yapardı yani Allah rahmet eylesin. Bir ağacı alıyor, ona başka bir ağacın aşısını yapıyor. Evet. O bambaşka bir ağaç oluyor. İşte onu yarattım diyebilir. O Halık esmasıyla oluyor. Tabii. Ama bu yine Allah'ın esmasıdır. Ama Allah'ın sana verdiği imkana göre o esma o şekilde çalışıyor. Sen sadece bir şey yapıyorsun. Ama yine olayı Allah yapmış oluyor. Tabii. Zaten aslında onlar bütün fiillerini Enlil'in orada ifade etmeye çalıştığı. Biz bunları yapsak bile bunu yaptırtan aslında Allah demek istediği için böyle bir konuşma geçiyor arada. Evet. Yani o zaman şu çıkıyor. Bunların da inançları var. Tabii. Evrene bir yaratıcı yaptı diye bakıyorlar. Aynen öyle. Ve yani zaten bir de bu sistemin içerisinde biz isyancıların olduğunu görüyoruz zaten. Yine evet. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerde de görüyoruz. Mitlerde de görüyoruz. Yani bunlar yönetici grup. Tabii. Bir de bunları devirmeye çalışan. Başka bir gruplar var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Ve'n-Necmu ve Şeceri Yescudan. Bu şecere kelimesi... Nerede geçiyor? Bu Rahman'da Rahman mı? Rahman suresinde geçiyor. Tamam. Onu bitkiler ve ağaçlar diye çevirmişler. Halbuki Ve'n-Necmu ve Şeceri Yescudan çok... Yani yıldızlara ve soylarına, oradaki soylara evet. Yemin eden bir kavramı. Demek ki bu yıldız sistemlerinde o kadar fazla yaratılmış soylar varlık, soylar var ki. Fakat bu soyların birbirleri arasındaki fark, evrenin sistemsel olarak bakış tarzıyla ilgili fark. Yorumlama tarzı. Yorumlama tarzı. Ne çeşitli yorumlamalar var? Şimdi şöyle diyelim, daha anlaşılabilmesi için izleyenler de çoğu Müslüman ülkede olduğumuz için de. Şimdi Müslümanlar açısından bakalım. Ya da inananlar açısından bakalım. Rab sistemi ve onun tabi olduğu yaratım sistemi bir sonsuz kadiri mutlakı görür. Ve bu kadiri mutlaktan önce tek kendisi vardır. Hiçbir şey yoktur. Kadiri mutlak kendisini ilmen bilmektedir. Evet. O ilmen bilmesinden sonra kendisine bir de kendisinden dönüp bakma ciheti var. İşte bu defa kendisine kendisinden dönüp baktığı anda ikili bir sistem oluşmuş oldu. Evet. Bu ikili sistemin bu tarafında Allah... Bakarken nasıl baktı? Bakarken esmalarına esmaları o esmaların da bir tanesiyle ilk ikilik var. Yani Allah hangi esmasıyla açıldı? Allah esmasıyla açıldı ve uluhiyet. Yani o zaman o diyoruz ona. O mu diyoruz? O. O diyoruz, isimlendiremiyoruz. O. O hiçbir şekilde isimlendiremezken birdenbire kendisine dönüp bakınca Allah esmasıyla bir o oldu, bir de Allah esması. Yani, bütün esmaların toplamı olan Allah esması. Ve aslında bir makam o. El ilah makamı. Evet. El ilah oldu. El ilah oldu. Evet. El ilah uluhiyeti temsil ediyor. Evet. O zaman bunun da bir şey olması lazım. Oradan döndüğünde Rab yani Rahman sistemi açılıyor aslında. Rahman sistemi de aslında orada artık Rahman sisteminin devreye girmesi bizim karşımıza rububiyet, yönetme, yönlendirme, yön verme gibi bir kavram çıkartıyor. Evet. Ve
Onunla beraber karşımıza çıkan ne tablo şu oluyor. O zaman iki şey oluştu. Bir tekvini, onu Muhittin İbn Arabi de öyle anlatıyor. Bir tekvini rububiyet, bir de teklifi rububiyet oluşuyor. Evet. Tekvini rububiyet yaratılış meselesiyle ilgili olan kısım. Teklifi rububiyet de artık akıllı şuurlu varlıklar ne kadar varsa alemde onlara elçiler gönderilme sistemiyle bu sisteme tabi olun sistemidir. Yani i̇şte, düzgün yaşayın, evet, kurallara uyun. Evrenin bir kısmı bu bakış açısını kabul etmektedir. Diğer kısımdaki grup ise bu bakış açısını, yani evren zaten kendisi tekvini olarak vardır. Teklifi diye bir şey yoktur. Yoktur. Evrene o tarafın bakış açısı budur, bu tarafın bakış açısı budur. Ve iki tarafta evreni kendi ideal sistemiyle yöneteceğini düşündüğü için. Şimdi o tekvini olarak gideni Tanrı yapıyor demiyorlar. Evrenin kendisi böyle gidiyor. Tabii diyorlar. Zaten Gazali ile filozofların şöyle bir tartışması vardır. Mesela Gazali filozoflarla ilgili bir kitap yazmıştır. Hatta hepsini eleştirir. Filozofların metafizik tanrısını eleştirir orada bir de. Ona göre çünkü bir kadiri mutlak vardır ama filozofların tanrısı evrenin kendisidir der. Bu da zorlama bir yorumdur der. Böyle bir şey kesinlikle olamaz der. Ama tabii bütün felsefecilerin de onlarca çıkarımı var. Yani aslında evet. Bütün felsefenin, bütün bilimin, bütün temeli bu. Herkesin tartışmasına baktığımız zaman bir tanrı tartışması var. Bir tanrı tartışmasının olması bile bir tanrının varlığını neredeyse ortaya koyacak hale gelmiş yani artık bakıldığında. Evet. Neyse Anunnaki meselesinin şu kısmına gelelim. Çok hızlı tamam. Bu vakti de şey yapmadan oralara gelelim. Şimdi burada Enlil devreye girdi. Enlil devreye girdi ve baktı ki bunların sayıları çoğaldı. Çoğaldı ve çok kötü şeyler yapıyorlar. Bunlar böyle cinsellikle ilgili çok aşırı kötü bir... Kötü şey dediğin şöyle olabilir o. Hanok kitabında geçen gözcülerin gelip bu insan kızlarından kaçırma meselesi var. Aynen öyle. Onların demek ki Anunnaki kadınları gelmiyor. Onları da neden kadın göndermiyorlar? Ben onu mesela şöyle yorumluyorum. Şimdi bu gözcüler dünya ile Marduk gezegeni arasında uzay istasyonunda. Belki bu uzay istasyonunda olabilir, Mars'ta bir yerde olabilir. Evet olabilir. Ay'da da olabilir. Bunlar belli değil. Mesela daha. Kur'an'da o kaleler yaptık biz, burçlar, gözcüler. Burçlar yaptık diyor. Şimdi bunlar şeyi bağlıyor, gezegenle dünya arasındaki iletişimi bağlayan, orada çalışan bir grup Anunnaki. Bunlar hepsi erkek. Evet. Bunlar kadınsız kaldık. Kadına ihtiyacımız var. Göndermiyorlar. Göndermemelerinin sebebi şu. Benim tahminime göre. Tabii bunun tahmini söylüyorum yani. Herhangi bir şeye dayandıramam. Şimdi bunlara kadın gönderse bunlar dünyaya yerleşecekler. Yani dünyanın dönüş şeyi onları ihtiyarlatıyor. İşte mikroplar var, şunlar var, bunlar var. Şimdi bunların çoluğu çocuğu olacak. Yani birkaç nesil geçebilir burada. Bu birkaç nesil ondan sonra bunlar şeye döndüğü zaman kendi gezegenlerine, Nibiru'ya döndüğü zaman diğer insanlarla evlenebilirler. Oradan bir genetik bozulma, yani Nibiru'daki saf genlere burada dünyada bozulmuş hatalı genler karışma ihtimali olabilir diye bunların evlenmesine izin vermiyorlar. Yani bir yerleşik hayat, bir olabilir. Çoluk çocuk düzeni kurmasına izin vermiyorlar. Olabilir. Bunlar da çözüm arıyor ama yasak. Çünkü insanla birlikte olmayacaksın, evlenmeyeceksin, çoluğun çocuğun olmayacak. Yasak yani türlerin karışmaması evet. Yasağı var. Evrensel aynen. Bir yasak bu. Onlar da gidiyorlar, kaçırıyorlar ama hepsi yemin ediyor, öyle mi? Aynen öyle ve Enok kitabında bunlar şöyle anlatılıyor. Enok'un babası zamanında, Yeret zamanında bunlar Harmon Dağı'na iniş yapıyorlar. İniş yapıyor. 200 kişi sayılarını da veriyor. Demek ki gökyüzünde bunlar. Gökyüzünden iniş yaptılar diyor ve 200 kişi. Samyezel liderleri evet. 200 kişi isimleri de tek tek geçiyor da. Yedisi bunların üst yönetici, alt öbürleri şey. Ve diyorlar ki biz gelin bu insan kızlarından alalım. Çok büyük günah diyor. Çok büyük sıkıntı bu iş. Bunu asla yapmamalıyız falan diye konuşuyorlar ama sonra diyor ki hep beraber bunu yapacaksak yemin edelim. Bu riski alacaksak hep beraber yemin edelim ve yapalım. Ve bunlar gerçekten geliyorlar. İşte bunlar İnsan kızlarından çocuklar doğuruyorlar ve nefilimler dünyaya geliyor. İşte bu nefilim. Onlar nasıl bir şey? Bunlar da devler. Biraz bunların artık dev dediğin şey mesela el ayağı büyük değil herhalde. Çünkü sembolik bir kelime. Tanrıların orada. Yani tanrılardan olan çocuklar olduğu için güç, kuvvet, kudret olarak daha önemli bir misyonu olduğunu ifade etmek için bunlara nefilimler denmiş. Çünkü başka Tanrı türlü insan kızını alıyor, kaçırıyor. İnsan kızı hamile kalıyor. Öyle dev olsa doğuramaz. Ama bunlar böyle çatlar zorba yani. Oluyorlar. Biraz daha böyle işte onun kendi genetik yapıları. Evet, o genetik yapılarından dolayı zorba bir kavim oluşuyor ve bunlar artık bulundukları yerde insanlar üzerinde acayip bir hakimiyet kurup yani, dünya karma karış hale geliyor. Ha işte o yüzden karışıyor dünya. Dünya iyice karmaşık hale geliyor ve Enlil, Enki ve bakıyor Anun, yani bizden yarısı bizden yarısı onlardan yarısı normal insan da var. Karma bizimkiler de var. Oluşuyor.
Burada hiç kontrolden çıktı burası. Hiç kontrolden çıkınca da bu tanrılar bir toplantı yapıyorlar. Tanrılar derken işte bu Anu, Enki, Enlil tamam. hep beraber oturuyorlar o mecliste. Yani. Bunlar zaten 12'lik bir evet. ekip zaten. Daha onların iştahı var, inanla var falan. Evet. Oralara girmeyelim. Neyse bu toplantıda yani yöneticileri toplantı yöneticiler yapıyor. Toplantı yapıyor. Diyor ki buna bir çözüm bulalım. Ve o dönemde de buzullarla ilgili bir problem olduğunu görüyorlar. Artık doğal bir tufan mı oldu? Gerçekten kendileri mi yaptı? Yoksa tufanlar birden sayıda, birden fazla sayıda tufan mı var? Şey anlatıyor, şöyle anlatıyor Zekeriya Sıkı'yım. Antarktika'nın şu anda üzerinde 3 kilometre veya 4 kilometre buz tabakası var. Evet. O zaman 12 kilometreydi bu diyor. Ve diyor istikrarsız oldu. Neden istikrarsız oldu? Yani aşağıda 2-3 kilometrelik boşluklar oluştu. Çamurlu bir zemin oluştu. Bu en ufak bir sallantıda toplu olarak şeye Hint Denizi'ne yuvarlanma ihtimali var. İhtimali yüksek. Bunun üzerine bunu belki de tetikliyorlar. Muhtemelen öyle gibi. Çünkü anlatılara baktığımızda şöyle oraya şöyle gelelim. Evet. Bunlar bu yemin ediyorlar. Aynı zamanda bundan diyorlar kimseyi haberdar etmeyeceğiz. Tabii ki tamam. kendi Anunnakileri hariç. Ve bu yeminle beraber de... Yani Marduk'takileri haberdar etmeyeceğiz. Öyle mi? Buradaki yöneticileri de. Yok. Oradaki yöneticileri alacaklar. Yani dünyadaki kendi yöneticilerini alıyorlar. Hı. Uzay araçlarıyla onlar yukarıya çıkıyorlar. Tamam. İnsan tufandan önce. Tufandan önce zaten tufan hadisesi bu işte anlatılan Sümer tabletlerine göre. Yani tufanın olacağını Anunnakiler anlıyor. Görüyorlar, biliyorlar. Ve diyorlar ki dünyada yaşayan hiçbir bizden olsa yarı bizden yarı insandan olsa bizim işçilerden de olsa işçiler falan hiçbir şey. Ama 12 tane yönetici biliyor işi. Biliyor. Çıkıyor tufandan önce bir şeyler olacak. Evet. Bu yeminden sonra da ama yine de Enki o zaman işte Zi Sudra. Enki biliyor işi. Enki biliyor. Zi Sudra Utna Piştim. İşte o Gılgamış Destanı'nda anlatılan isimleriyle Nuh. Bizim literatürdeki Nuh. Yine de ona geliyor. İşte yemin etti ya açıktan vermeyeceğim diye. Bir sazlığın veya bir perdenin altından ya da birileri aracılığıyla artık o değişik rivayetler var ama kendisinin gelip o bir gemi yapmasını ve bir tufan olacak diyor. Bu tufanın diyor, işareti de şudur diyor. Şemler yukarıya doğru çıkacak diyor. Bu şem de bunların uzay araçları. Bunlara şem demişler orada. Hı. Onu gördüğün anda diyor sen gemiye milleti doldur kurtar. Ama burada gene Enki kurtarıyor. Bütün Sümer tabletlerinin anlatımında hep biz şunu görürüz. Enki insanın dostu. Tamam. Enki insanın kurtarıcısı. Tamam bir de şeytan diyor. Bir de şeytan diyorlar. Ama şimdi burada, artık burada ya çok büyük bir manipülasyon olmuş olması lazım. Çünkü bazı çünkü, yerlerde kendini Enlil, hatta Marduk bile bazen anlatılarda güneş sistemini ben yarattım diyor. Yani o da kendi hikayesini yazmış. Yani o şeylere öyle geçmiş olabilir de burada şu var. Yani şimdi Enlil bu işi istiyor o zaman. Enlil yok olsun istiyor. Yok olsun yani çünkü zapt edemiyoruz. Burada ama Enki de en azından bir parçayı ben kurtarayım. Kurtarayım istiyor. Yani şimdi burada mesela Kur'an'da bu olay nasıl geçiyor? Tek hem bozuyor hem yapıyor. Kur'an'da yani kurtaran da tabii. Kurtaran da Rab, tufanı yapan da Rab. Tabii, Rab diyor ki Nuh ve beraberindekiler sana inananlar. O neden öyle olmuş olabilir? Tek tanrılı sistemde Allah'a her şeyi yaptığı için bu şekilde bir anlatım tarzı. Belki de biz bunu Tevrat'ta da görüyoruz. Yani Tevrat'ta birden nasıl? Fazla kişinin yapmış olduğu icraatlar tek tanrılı din inancından dolayı sanki tek, halbuki çoğul kullanmışlar bir de. Elohim böyle yaptı deyip yani çoğul tanrılı kelimesini kullanıp. Çoğul kelimeyi tekil gibi tekil gibi anlatmışlar. Yani birbirinden farklı varlıkların yapmış olduğu icraatlar tek tanrılı din inancından dolayı tek bir kişiye mal edilmiş. Galiba Hud suresinde geçiyor. Bir agyonina yani gözümün önünde yap bu gemiyi. Ve benim kontrolümde benim kontrolümde tasarımını falan da ben vereyim. Tasarımını diyor. Veriyor, planlarını veriyor. Tabii. Sanatlı bir gemi yap. Bayağı sanatlı. Hatta Atlantis'te yuvarlak bir gemi diye geçiyor. Evet. Yani onu Hamza yardımcı orada küre şeklinde yani, küre şeklinde diye gemi diye yazmıştı. Ama günün sonunda baktığımızda Sümer tabletlerindeki anlatımda Enki kurtarıyor. Kur'an'daki anlatıma baktığımız zaman da Rab kurtarıyor. Rab aynı zamanda tufanı da yapan. Hem de tufanı yapıyor. Şimdi bana öyle sorular soruyorlar ya diyorlar ki hem niye yok etmek istedi insanlığı neden kurtardı? Zaten bir de bunu şuna da bağlıyorlar yani ya sonsuz kudreti olan bir yaratıcının bunlarla ne işi var yani? Uğraşmaz. Ya bunlarla uğraşmaz böyle kötülükler yapmaz ama neticede bunların hepsi bizim gibi imtihana tabi tutulan varlıklar olduğu için Rab de bu yapmış olduğu şeylerden dolayı mesul. Yani oradaki Rab kelimesi bizim anladığımız alemlerin Rabbini anlatmıyor. Kesinlikle anlatmıyor. Ya anlatamaz çünkü böyle toplantılar yapıp... Eğer anlatıyor yapıp, dersek sorun çıkar. Çok büyük sorun İslami çıkar. İslami inançta sorun çıkar. Tabii değil biz mi? O zaman gerçekten kadiri mutlak bir yaratıcının varlığına biz şirke girmiş oluruz. Evet. Ama
kadir-i mutlak bir yaratıcının bir sistem kurup, yani yoktan bir sistem yaratıp bunu yöneticiler üzerinden yönetiyor olması çok daha makul, çok daha doğru. Yapılan hataların da yöneticilere mal ediliyor olması ve imtihana tabi tutuluyor olması çok daha makul bir çizgiye oturur. Yani bu anlayışta ben yorum yapıyorum diyorsun. Ben öyle görüyorum. Yani aslında yorum da demeyelim. Yani Kur'an bunu bayağı açık açık, ya açık açık anlatıyor. Daha nasıl anlatabilir? Yani ben bakıyorum şimdi ayetlere. Ayırdığı o kadar yer var ki. Yani Rab sisteminin yapmış olduğu icraatlarla Allah'ın kendini konumlandırdığı konum birbirinden yüzlerce ayette ayrılmıştır. Yani bayağı açık aslında ama çeviriler. Bunu İslam çeviriler. Alimleri tam anlayamamışlar bu konuları o zaman. Net anlayamamışlar. Yani biz bir de böyle eski İslam alimleri, eskide yaşadıkları için kutsiyet atfediyoruz. Evet. İşte İmam-ı Rabbani böyle dedi, Abdullah İbni Abbas böyle söyledi. Tamam öyle söyledi de yanlış söylemiş yani ne evet. Yapalım? Ya da şu eleştiri geliyor bize. 14 asırdır gelen bütün müfessirler sen mi bilemedi, sen mi bilin? Ya bilememişler çünkü o dönemde teknoloji yetersiz, zaman bizim bile bugün söylediklerimiz... Bilim yok. Bilim yok ortada. Yani zaman yolculuğu keşfedilmemiş. Ya millet yıllarca dünyayı güneşin merkezinde zannetmiş biz. Yıllarca öyle zannetmişiz evet. Yani. Bu adamlar bunları bilmiyor olması gayet doğal. Tufan da oldu. Tufan oluyor. Tufan olduktan sonra Nuh tekrar işte kurtuluyor bir ekip. Bunlar tabii gözlemliyorlar. Çıktılar uzay araçlarına. Bir bakıyorlar ki kurtulmuş bir ekip 12'li var. Grup çıktı. 12'li grup çıktı. Bakıyorlar bazı insanlar kurtulmuş. Evet sonra iniyorlar. Yalnız geri kalan o Anunnakilerden kalanlar falan gitti onlar. Gitti. O ekip darmaduman yani o ekip çünkü onlar da o azgınlığın içerisine girdiler. Yani. Girmişler yani. Girmişler bayağı girmişler. Bu iniyorlar. Bakıyorlar ki bir grup kurtulmuş. Enlil çok sinirleniyor. Yani sen bunu niye söyledin? Enkiyat'la yargılıyorlar, mahkeme yapıyorlar. Hmm. O da diyor ki ben yeminimi bozmadım. Perde açıktan söylemedim. Perde arkasından söyledim. Neyse sonra Enlil bakıyor. Tamam diyor. En azından biz bunları kendi hallerine bırakalım. Bunlar bir nesil olsun, yetişsin. Bunları yönlendirelim diye o tanrılar meclisi. Ya bunlar hiç şey genleri karışmamış olanlar öyle mi? Ya yani aslında, Nuh'la kurtulanlarda var mı öyle bir aslında işaret? Aslında yani şöyle bir işaret var. Nuh'un yani Enok kitabında var. Nerede vardı? Enok kitabında anlatılıyor. O göklerin göksel... Kur'an-ı Kerim'den İsra suresinde var. Nuh ile birlikte gemide kurtardıklarımızın soyundansınız. İsrailoğulları için böyle diyor. Tabii. O zaman şöyle soyundansınız dediği zaman gemide kurtulanlar bir kısmı İsrailoğulları soyundansa diğer insanlar da var. İsrailoğulları da belki melezlik olma ihtimali var mı bu durumda? Çok yüksek. Yani zaten kendilerine öykündükleri yer biz göksel bir... Onlar öykünüyor da mesela Kur'an'a göre böyle bir şey var mı? Ya Nuh'un bile o soydan olduğu Enok kitabındaki anlatılarda var. Hmm. Yani Nuh'un zaten kendisi o soydan. Çünkü Nuh doğunca babası Lamek bakıyor ki böyle değişik. Gözleri ateş saçan, vücudu değişik falan. O yüzden babasına gidiyor. O Enok'a geliyor. Başka benim karımdan... Benim çocuğum değil mi diye tereddüt ediyor. Ama Enok da diyor ki yani benim yered zamanında kan karıştığı için senin eşine de karıştı diyor. O yüzden o çocuk zaten eşten geldiği için de o çocuk diyor evet ama senin çocuğun. Ondan senin çocuğun ama olabilir. Olma ihtimali bağlantı. Yüksek diyor. Çünkü Nuh'tan tufandan sonra da Nuh bayağı yaşıyor daha. Ya, ömür de uzun. Onu da Zekeriya Sitçin yine şöyle çevirmiş. Orada bir çeviri hatası var diyor. Hani Nuh'tan sonra insanların ömrü 120 yıl oldu diye anlatılır. Evet. Eski ayette, Tevrat'ta. Fakat Zekeriya Sitçin diyor ki o olacak diye çevrilmez o diyor. Hı. Çünkü onun diyor geçmiş zamana bakan bir kelimesi var. 120 gün idi diyor. Onların günü 120 yıl idi. Onlardan kastı diyor 120 yıl ya onların zamanına göre 120 yıl 10 tane kral Nuh tufanına kadar krallık yapmış dünyada. Yani bunların dünyaya geldikten 120 Nibiru yılı. 120 Nibiru yılı yani çarpı 3600. 432 bin yıl yapar yani. Hı. Bu adamlar Nuh tufanına kadar 120 yıl, oradaki ifade edilen 120 yıl ama kendi tanrısal yani yılları. Tevrat'ta tufandan sonra öyle mi diyor? Şunu diyor. Tufan oldu ya, onların ömrü yani Anunnakilerin ömrü evet. Tufana kadarki süreçteki 120 yıl idi diyor. Onu çevirirken 120 yıl olacak bundan sonra insanın ömrü diye çevirmişler. İnsana göre İnsana yorumlamışlar. Halbuki o diyor ki yani bak bu 120 neye denk gelir? Onların yılına göre. Çünkü 10 tane kral gelmiş ve 120 şarlık tabletlerde yazıyor. Hı. İsimleri de vermişler. Şu kral bu kadar, bu kadar, bu kral bu kadar yıl yaptı. Tam 120 şar yapıyor onların tabiriyle. Yani 120 çarpı 3600 yıl yapıyor.
432 bin yıllık süreçte bunlarla beraber yaşamışlar. Anladım. Sonra bunlar gidiyorlar. Onların gitme sebebi var mı? Yani ben sebebiyle ilgili aslında çok spesifik bir şey bulamadım. Ama eğer şöyle bir karara vardılarsa, yani artık dünyada bu insanlar zaten kendileri bir misyon edinecekler. Biz burada kalıp böyle bir şey yapacağımıza, biz oraya yerleşiriz. Buradan bir ekip kurarız. Onlarla zaten iletişim halinde oluruz. Tamamen zamanı gelince de bu altınları... Tamamen mi gittiler? Mesela bunu iddia edenler var. 12 kişi kaldı. Şu anda da dünyada yok. Mesela en fazla 200-300 kişi vardır diye söyleyenler var. Ve bunların ayrı bir yerde yaşadıklar. Çünkü bunlar insanlara görünmüyor. İşte senin dediğin gibi karar verdiler. İnsanlar artık evet. kendileri yönetsinler falan diye ama hala da kalanlar var deniyor. Çünkü onlar çok uzun yaşadığı için. Şimdi biz diyoruz ki ya adam nasıl 5000 senedir mi yaşıyor? 5000 evet. sene onlar için bir buçuk sene. Tabii. Aynen. Yani adam 100.000 sene de yaşar yani. Yani eğer öyle bir misyonu yönetiyor olsaydım ben içeriye birilerini bırakırdım. Yani sen peki gizler miydin kendini? Açıktan niye ben bırakayım yani eskiden hükmetmişim, krallık yapmışım bilmem ne. Ya da yukarıdan meclisten mi öyle bir karar alındı? Artık karışmayacaksınız. Eğer gerçekten diğer üst sistem, çünkü bu Rabbin de tabi olduğu bir biz sistemi var. Aliler denilen bir grup var yani. Belki onlar dahil olup bu sisteme demişlerdir ki siz çıkın ama bu misyonu bırakmadıkları belli. Nasıl belli? Aslında bu işin de zaman boyutu var. Bence en çok kaçırılan noktalardan bir tanesi de o. Ya diyelim ki bu adamlar, biz şu an orada bir gezegen var mı, yaşıyorlar mı bilmiyoruz. Zaten Sirius sistemine baktığımız zaman Sirius sistemi 250 milyonluk bir zaman dilimi içerisinde yaşayan bir yer. O gezegenler çoğu yandıysa, bittiyse, bir tane Nibiru kaldıysa o da kalıp kalmadığı bile belli değil. Veya bir sistemin bir gezegen haline gelebilmesi için de 1 milyar yıl falan geçmesi lazım diye söyleniyor. Burada şöyle enteresan bir sonuç da çıkabilir. Eğer bu Anunnakiler geçmişte yaşıyorlarsa ve kendilerinin gelecekte yaşayacakları bazı problemleri görüp o kadar büyük teknolojiye de sahiplerse, bizim dünyamızın belli bir noktasına zaman yolculuğu yapıp bu işleri organize edip, çünkü şu an altınlarla ilgili hala dünyada bir muamma var. Amerika'daki altınlar işte çok büyük bir askeri üste duruyor diye söyleniyor. Altın normalde insanların günlük kullandığı parayken önce insanlardan bankalara, bankalardan merkez bankalarına, sonra merkez bankalarından da çıkartılıp gizli yerlere girdiler. Nereye gittiği belli değil. Nereye gittiği belli değil. Yani altın sistemi, altına dayalı binlerce yıldır devam eden bir para sistemi şu an altın üzerinden konuşulmayan bir para sistemi haline geldi. Ve eğer bu adamlar bunu geçmişten gelip ya da bizim zamanımızın belli bir kesitine gelip bunu yaptırtıp o altınları alıp gideceklerse veya gittilerse misyonları eda olmuş olabilir. Fırat'ın altınları diye Haluk Özdür bir şey yapmıştı. Beni de çağırmıştı. Beraber bir video yaptık. Fırat'ta mesela hadis de var böyle. Şu anda dünyada 38 bin ton altın var. Evet. Mevcut. Bütün tarihsel süreçte doğru. birikmiş olan. Öyle olduğu söyleniyor. Var mı yok mu bilmiyoruz ama 38 bin. Rakamsal olarak öyle söyleniyor. Şimdi bu Fırat bölgesinde Fırat'ın suları kurumaya başladığı zaman ki barajlar yapıldı, azaldı suları şu anda. Yani ahir zamandaki bir dönem kastediliyor. 40 bin ton altın, altın hazır olarak yani çıkartılmış, madenden çıkartılmış külçe altın. Bir de onun altında da 10 bin ton maden olarak olduğu söyleniyor. Bu mesela bununla ilgili peygamberimizin hadisi, yani peygamberimiz söylemiş midir söylememiş midir bilmiyoruz ama hadis olarak geçmiş literatüre. Hatta şöyle diyor, o öyle bir şey olduğu zaman o altına kimse yaklaşmasın, ellemesin, almasın, kullanmasın. Çünkü oraya gidenlerin %99'u ölecek. Yani birbiriyle savaşarak birbirlerini öldürecekler. Evet, öyle bir %1'i hayatta kalacak diye. Mesela bunlar da Anunnakilerle bağlantılı olma ihtimali vardır. Var. Biz Kur'an-ı Kerim'de zaten bir de şöyle bir şey görüyoruz. Hani beşinci kırılma olacak dedik ya. Yani bir kere Kur'an'da anlatılan bir din günü var. Bu din gününü de genelde anlatırlarken böyle sanki kıyamet, hesap ceza günü gibi müfessirler çeviriyorlar. Ama din günü dünyada yaşanacak. Dünyanın içerisinde böyle yani Tanrı'nın krallığının yeryüzüne ineceği. Bunu nereden çıkartıyorsun? Sen bunu, nerelerden buluyorsun? Bunu Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde görüyoruz. Yani bir kere Allah kendisini tarif ederken göklerin ve yerin kralı diye tarif ediyor. Ve kendisinin sıfatı da El-Melik. El-Melik kral demek. Evet. Mülk de bizim normalde Türkçedeki çeviride mülk şey. Sahip olunan mal anlamında. Evim, arabam benim mülk, mülküm diyor. Krallık halbuki, aslında. Mülk. Arapçaya baktığımız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman her tarafta krallık diye geçer. Krallık. Ve Fatiha suresinde de Melik-i Yevmiddin'dir aslında onun esas okunuşu. Ama Malik-i Yevmiddin diye çevriliyor.
Bu yine bu Meliki, Melik kısmının geçtiği, Melik ve Mülk kısmının geçtiği farklı ayetler var. Melik diye okunuyor ama orada Malik okunmuyor. Yani Melik olarak var. Burada Fatiha'da Malik yapmışlar ama bu Malik'in de galiba Taşkent nüshasında, İngiltere'de bir nüshada Melik olarak var. İlk yazımlarda var. Var ilk yazımlarda. Hatta Mukatil bin Süleyman diye herhalde ilk çeviri yapan adam, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İlk onu müfessir olabilir. O şeyler, bu 19'cular şey yapmıştı. Çünkü bu 19'cularda elifler üzerine çok şey var. 19'u tutturabilmek için elif sayıları önemli oluyor. Orada da elif bir sayı fark ettiriyor. Hatta ben Fatiha'nın evcet değerlerini hepsini çıkarttım. Ben evcetleri şöyle hesaplıyorum. Araya giriyorum. Yok estağfurullah hocam. Kendi şeylerimden de söyleyeyim. Gayet güzel oluyor. Şimdi mesela 19 tane böyle sıralama yaparım kare şeklinde. Oraya mesela besmele yazıyorum. Altına da başlıyorum ayeti. Mesela Fatiha'nın 19 tane harfini yazıyorum. Sonra ikinci 19, üçüncü 19. Böyle yaptığım zaman besmele ile birlikte Fatiha'nın toplam ebced değeri bir fazla çıkıyor. Hı. O bir fazla nereden olabilir diye baktığım zaman bir tek o Melik Malik. Malik-i Yevmiddin olarak olursa bir fazla çıkıyor. Melik olması. Fakat Melik olduğu zaman oturuyor ebced değeri, 19'un tam katı çıkıyor. Şimdi buradan ben mesela çok bunu zorladım. Ondan sonra 19'cular da bunu bulmuşlar ama onlar başka bir gayeyle buluyorlar. Ebced değerine bakarak değil de elifler tutuyor mu tutmuyor mu diye bakıyorlar. Sonra onların o Taşkent yazmasında şeylerini, fotoğraflarını yayınladı onlar. A baktım orada Melik. Melik yani. Ben yani Melik olması lazım çünkü Kur'an'ın o ana üslubunda zaten bir kendine her şeyin üstünde yani. Evet. Uzay zamanın içerisindeki alemlerde kendini hatta şöyle ayetler var ya, ben onu araştırıyorum şimdi, acaba bu hangi yıldız sistemine işaret ediyor. Sizin nezdinizdeki diyor bir gününüz bin yıl olan, yani oradaki bir gün yani evet. Rabbin katındaki bir gün sizin sayınızla bin yıldır diyor. Demek ki uzay sisteminde bir koordinat veriyor mesela burada. Ya da başka bir yerde bir günü 50 bin yıl olan bir zamanda melekler evet. Ve ruh ona çıkar. Şimdi bu o hızla ilgili diye ben yorumluyorum onları. Hız ve zamanla ilgili yorumlayanlar var. Gördüm o müfessirlerin açıklamalarını. Yani yıllardır hızla ilgili yorumluyoruz. Hız olduğu zaman orada zaten şey geçiyor. Dünyada fazla zaman geçiyor. Evet. Orada az zaman geçiyor. Hızlandıkça zamanı biraz yavaşlatırsın. Duruyor. Tam ışık hızına ulaştığında zaman da sıfır olur. Yani aslında mesela bazen de şey doluyor yani bir yerden bir yere işte 10 ışık yılı o ne kadar, halbuki öyle değil ki yani bir anda gidiyor yani zaman yok orada çünkü. Işık için zaman yok. Işık için zaman yok. Bu Anunnaki ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bence belki de o Allah sisteminin müdahalesi burada olabilir. Bir de bu anlatılarda Gazu diye bir karakterden bahsediliyor. Ha, o Gazu'dan bahset. Bu da çok enteresan. İşte bu Enki Yuya bu kararı verecek ya, bana diyor Gazu diye birisi geldi diyor. Tufandan önce mi bu? Tufandan önce. Şimdi tufandan önce Anunnakiler bu kararı Mardu'a dönmek istiyorlar. Ha, Mardu'a gitmek istiyorlar evet. Mardu'a gitmek istiyorlar. Mardu'a gitmeyin diye ben diyor Anun'un temsilcisiyim diye, Ganzu'yum, benim adım Ganzu, Anun'un özel temsilcisi. Tabii geldim, ondan size bilgi getirdim. Bilgi getirdim. Oraya gelmeyin, gelenlerin çoğu hemen ölüyor. Diye bir bilgi geliyor. Diye burada kalırsanız daha iyi olur diyor onlara. Ama daha sonra bu olaylar bittikten sonra Anun'un kendisi geliyor. Anun geliyor. Diyorlar ki hani bize bir Ganzu geldi. Bu böyle şeyler söyledi. Sen gelme. O diyor ki Anun. Niye gelmediniz diyor madem bekliyorum tufan diyor. Vardı diyor. Evet. Yok diyor, senden diyor elçi gelince diyor biz kaldık burada. Ne elçisi ya diyor, benim elçim yok öyle. Evet. Değil mi öyle? Bu, ben öyle birini göndermedim, o kim falan, bunlar da şaşırıyorlar. Şimdi o zaman Ganzu kim oluyor? Ya o zaman bizim karşımızda böyle sanki böyle Zülkarneyn müdahalesi gibi bir müdahale var burada artık kimse. Yani Anunnakilerin de üstünde bir sistem varmış. Var. Buraya Anun'un bile bilgisi olmadan girip devreye bunları yönlendirmiş. Aynen öyle. O zaman da bizim karşımıza işte hemen kozmik hiyerarşideki bir yapılanma çıktı. Ya bu anlatılmış yani, böyle olduğu anlatılıyor, konuşuyorlar, yok bize gelmedi, yok ben gönderdim. Zaten Tanrı Ganzu hikayesi diye geçiyor. Tanrı Ganzu. Evet, Tanrı Ganzu hikayesi diye geçiyor. Demek ki işte biz neyi görmüş olduk burada? Kozmik hiyerarşide onları da bağlayan evet. Bir başka elçiler sistemi var ve onlar gelip bu sisteme müdahale ediyorlar burada. Yani dünyada insan olmasını isteyen bir ekip var. Şey var yani Anunnakilerin de üstünde. Bunu Enki'nin eliyle yaptırtır, Enli'nin eliyle yaptırtır, belki de, başkasının eliyle yaptırtır. Evet. Yani ancak belki bir yorumu böyle oturtabiliriz. Şey de olabilir, bu mesela araya girip bazı böyle şeyler de oluyor ya. Gene Anunnakiler yapmış olabilir ama böyle yan bir yoldan sanki araya birini sokarak. Olabilir. Yani siyasette oluyor ya bizim böyle bir sürü işler.
Ama hani tanımıyoruz falan gibi bir kavram var orada. Yani onlar ilginç. Tanımıyor, ikisi de tanımıyor ama evet. Belki birisi tanıyor da tanımıyorum dedi. Onu ha, tam da, açık değil. O da olabilir. Belki istihbarattandır. Olabilir yani. Olabilir yani. Orada da istihbarat savaşları var. Var demek. Var. Yani işte aslında bu Anunnaki meselesine bizim bütün hepimizin, bütün insanlığın şu açıyla bakıyor olması lazım. Şimdi bu eski tanrılar, mesela Didim'de var Apollo, kız kardeşi Efes'te var Artemis. Yunan'a gidelim 12 tanrı panteonunu görürüz. Mısır'a gidelim 12 panteonu. Sümer'e gidelim 12 panteon. Nereye gidersek gidelim hep o 12'li 12. Bir ama isimleri değişik. İsimler değişmiş. Biri Isis Osiris olmuş. Bunlar Anunnakilerin 12'lik grubu diyorsun. Tabii bunlar Anunnakilerin 12'lik grubu. Peki bunlardan sonra mesela Enki'nin çocukları, Enlil'in çocukları. Evet. Bunlar da devreye girince iş değişiyor değil mi? Çok daha enteresan bir şey anlatayım burada. Bu Enlil de kendi kız kardeşiyle nasıl Enki ilişkiye girip çocuk doğurtmak istedi ya. Enlil de kendi kız kardeşiyle bu üvey kız kardeşiyle. Gene Ninti ile o da. Ninti ile ilişkiye giriyor ve Ninurta oradan doğuyor. Yani şimdi Enlil ile Ninti'nin hem büyük kardeş oldu. Ha. Hem bu o zaman bütün bu işleri yapan Enlil oluyor. Bütün bu işleri yapan Enlil oluyor. Yani Kur'an'da İblis diye anlatılan Enlil oluyor. Ama onu Enki diye anlatıyorlar. Ama şöyle yani Enlil, daha doğrusu önce Enki. Ninurta erkek değil mi? Ninurta erkek. Şimdi Enki'nin amacı neydi? Enki kız kardeşinden çocuk yaparsa yönetim alacak diye. Evet. O da devreye giriyor, almasın diye ben de yapayım diyor. Enlil zaten, ben zaten büyük çocuğum ama diyor, madem sen böyle bir yola girdin diyor. Ben de aynısını yapıyorum. Aynısını yapıyor ve Ninurta doğuyor. Enki ile Ninti'den doğan da Marduk mu? Enki ile yok. Enki'nin Ninurta'dan doğan erkek çocuğu yok. Enki başka bir kızla evleniyor. Başka bir kadınla evleniyor. Ondan Marduk doğuyor. O zaman Enki gene devre dışı kalıyor. Enki